İstanbul'daki Büyük Süleymaniye Kompleksinin içindeki camideyiz. Bu cami muhteşem Süleyman'ın kompleksinde yer alıyordu. Kendisi Kanuni Sultan Süleyman olarak da bilinir. 16. yüzyılın ilk yarısı boyunca padişahlık yapmıştır. Avrupa tarihi açısından bu döneme baktığımızda François Premier ve 5. Charles'ın başta olduğu zamanlardı. Yani çok güçlü hükümdarların egemen olduğu bir dönemdi bu. Süleyman da kesinlikle bunlardan biriydi. Tahttaki 36. yılında inşa edilen bu yapı da kendi muhteşemliğinin ve Osmanlı İmparatorluğu'nun büyüklüğünün bir simgesiydi. Bu durum biraz enteresan çünkü çoğu sultan kendi büyük camisini hükümdarlık döneminin başında inşa ettirmişti. Süleyman ise çok başarılı bir hükümdar olmuştu, işini biliyordu ve büyük askeri başarılar elde etmişti. Yani artık miras bırakacağı bir şey yaptırmasının tam zamanıydı. Bu çok ihtişamlı bir yapı ve bir kendinden eminlik hissi var. Aslında bu durum çok da şaşırtıcı değil çünkü bu Cami Süleyman'ın muhteşem mimarı Sinan tarafından tasarlanmış ve inşa edilmişti. Bu yapı Sinan'ın parlak başarısı ve Osmanlı mimarisini zirveye ulaştıran yapı olarak görülüyor. O dönemde Tabii ki Osmanlı İmparatorluğu da çok büyüktü. Orta Doğu'dan Mısır'a, Kuzey Afrika'dan Balkanlara yani Avrupa'ya kadar uzanan bir imparatorluktu. Günümüzdeki Irak'ın tamamı, Suriye, Mekke'ye giden haç yolları bunların hepsi Osmanlı'nın kontrolündeydi. Devasa bir imparatorluktu yani. Sinan bu yapı için imparatorluğun her yerinden malzemeler toplamıştı. Onun içinde burası imparatorluğun heybetinin yadigarı gibiydi. Granit sütunlar Mısır'dan getirilen granitle yapılmıştı. Bu sütunlar kocaman ve üzerlerinde hiç kesik izi yok, yani bunlar tek parça taştan oluşuyorlar. Bunları buraya getirmenin ne kadar zahmetli olduğunu hayal edebiliyor musunuz? Ya da bunları dik olarak yerleştirmenin? Bu taş sütunların bir diğer muhteşem yanı da şu. İmparatorluğun birçok farklı yerinden getirilmiş. Bazıları Mısır'dan, bazıları Baalbek'ten geliyor. Justinyen de Ayasofya'yı aynı şekilde yaptırmıştı. Zaten bu yapının Ayasofya'nın yenisini ve daha iyisini yapma girişimi olduğuna dair hiçbir şüphemiz yok. Bunun amacı da Süleyman'ın Justinyen'den bile daha üstün olduğunu göstermekti. Yapının planı Ayasofya'nın planına benziyor. Yapı tonozlarla desteklenen merkezi büyük bir kubbe ve etrafındaki iki adet yarım kubbeden oluşuyor. 1520-1530 yılları arasında yapılan çoğu camide böyle bir plan kullanılmamıştı. Yani bu değişimin çok net bir karar olduğu görülüyor. Yapının içine girdiğimizde gözlerimiz direkt olarak yukarı çevriliyor sanki gök kubbe bu alanın içinde yer alıyormuş gibi bir hisse kapılıyorsunuz. Bu ilginç çünkü 16. yüzyıla dair kaynakların çoğu çağdaş kaynaklardır. Onlarda da bu yorum yer alıyor. Sanki kozmolojik bir boşlukta gibi hissettiklerini yazmışlar. Bunda biraz gökyüzü hissi yaratan yukarıdan asılı duran cami lambalarının da katkısı var. Aynı zamanda yansıtıcı metal toplar da asılı duruyor bu tür objeler ışığı yansıtıyor ve parıltılı bir etki yaratıyor yani bu uzay boşluğu hissi hem dışarıdan gelen ışıktan hem de mekanın ışıklandırmasından kaynaklanıyor aynı ayasofya'da olduğu gibi duvarlarda ve kubbelerde çok sayıda pencere mevcut böylece ışık içeri giriyor ve mekanı birçok farklı açıdan aydınlatıyor yalnız ayasofya'daki sütunlar ve kolonlar çok daha yoğun ve kesiksiz daha fazla sütün olduğu için sanki ışık içeri girmeye çaba harcıyormuş gibi görünüyor. Burada ise Sinan ışığın içeri daha fazla girmesini sağlamış. Yani bir anlamda iç alan konusunda bir iyileştirme olduğunu görüyoruz. Ayasofya her açıdan bir deneyimdi. Süleymaniye'de ise Sinan ne yaptığının tamamen farkındaydı. Yılların deneyimine sahip olduğunu görebiliyorsunuz. Bu işe başlamadan önce 12 yıl boyunca baş mimarlık yapmıştı. Yalnız yorumlarken biraz dikkatli olmamız gerekiyor çünkü gördüğümüz çoğu şey aslında orijinal değil. Boyaların çoğu, özellikle kırmızı ve beyaz boyalar muhtemelen yapının orijinal halinde yoktu. 1660 yılında büyük bir yangın meydana gelmişti. 1766 yılında da büyük bir deprem olmuştu. Bu iki olay yapının iç kısmında epey hasara sebep olmuştu. 19. yüzyılda büyük bir restorasyon çalışması yapılmış olsa da sonrasında 20. yüzyılın ortalarında bunu geriye almaya yönelik yeni onarımlar ve restorasyonlar yapılmıştı. Yapının kendisi ve bazı parçalar orijinal halde duruyor. Örneğin mihrabın iki yanında duran vitray pencereler Sarhoş İbrahim isimli bir cam ustası tarafından yapılmıştı. İçki problemine rağmen yaptığı işte iyi olduğu belli. Camlardaki desenler için Kur'an'daki Nur Suresi'nden alıntı yapmışlardı. Allah göklerin ve yerin nurudur. Bu da bizde caminin kutsal bir ışıkla aydınlatıldığı hissini yaratıyor. Işık bu yapının mimari bir unsuru gibi. Sadece içeri süzülen bir şey değil de sanki bu mekanın özü. İstanbul kışın soğuk, karanlık ve biraz da kasvetli oluyor farklı açılardan içeri giren muhteşem bir ışığın olması iç kısmı daha da etkileyici kılıyor. Pantheon'a bakacak olursak, ışığın içeri kubbenin ortasındaki delikten ve kapıdan girdiğini görürüz. Yani sadece iki adet ışık kaynağı var. Burada ise içerisi her açıdan ve her yönden ışık alıyor. Işık yansıyor ve kırılıyor. Sanki kocaman bir mücevherin içinde gibiyiz. Aslında biliyor musunuz mücevher benzetmesi burası için oldukça uygun. Çünkü orijinal dekorasyonda mavi renk için oldukça pahalı bir malzeme olan lapis lazuli yani lacivert taşı kullanılmıştı. Eski formlardan ilham alındığını yapının her yerinde görebiliyoruz. Mesela büyük granit sütunların tepesindeki başlıklar. Bunlar klasik sütunlardan değil. Dorik, iyonik veya korint tarzda değiller. Ayasofya'da gördüğümüz Bizans stili sütunlardan da değil. Bunlara mukarnas deniyor. Tekrarlayan çıkıntıları ve sarkıtları olan bu geometrik bezeme çeşidi İslam mimarisinde çeşitli şekillerde kullanılmıştır. Burada ise sütun başlıklarında tamamen farklı bir biçimde kullanılmış. Enteresan bir şekilde bunlar çok hafif görünüyor. Aslında sütunlar çok ağır ve kuvvetli duruyor ama çok hafif ve neredeyse tüy gibi görünen bu şeyleri destekliyor. Bu devasa yapının ağırlığını gözlerimizin önünde yok eden doğaüstü bir özelliği var. Dünya dışı bir varlığın huzurundaymış gibi hissediyorsunuz ve insanı gerçekten de aciz hissettiriyor. Aynı zamanda tanrının ve kutsal olarak görevlendirdiği sultanın sahip olduğu gücü bize hatırlatıyor. Kendimizi 16. yüzyılda hayal edersek Cuma günü namaz kılmak için buraya gelen sultanın yarattığı ihtişamı ve durumu bir düşünün. Önünde ve arkasında yürüyen binlerce yeniçeriyle beraber şehirde bir geçit töreni yapılırdı. Sultanın sahip olduğu güç sizi şaşkına çevirirdi. Yani sadece yapının kendi değil, burada yapılan törenler de çok büyük ve etkileyiciydi.